Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Birol Alas. İstanbul Okan Üniversitesi Meslekçi Okulu'nun müdürlüğünü yapmaktayım. Okulumuz Kadıköy Hasanpaşa ilçesi sınırlarında. Okulumuzun içerisinde, okulumuzu tanıtmak amacıyla söylemek gerekirse 39 programımız var bu sene itibariyle. Bu 39 programdan 6 tanesi ikinci öğretim yapmakta. 5,5 ile 12 arasında eğitimlerini sürdürmekte. Bu 3 tane programımız, 39 programdan 3 tane programımız ise İngilizce eğitim vermekte. 2 tane de uzaktan eğitim. Geri kalan programlarımızın hepsi örgün öğretim olarak yapmaktadır. Programlarımızın dağılımına baktığımız zaman çoğu teknik programlar olarak karşımıza çıkmakta. Teknik bazdaki programların hepsinde içerisinde de uygulama dersleri ve teknik dersler sektörle işbirliği konularına ağırlık vererekten eğitim ve öğretimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz biz. Biz bu dönem içerisinde baktığımızda bu bazda bu çalışmalarımızı yürütürken bizim bu dönem itibariyle 130 hocamız var. 130 hocamızdan 50 tanesi kadrolu hocamız, 10 tanesi lisanstan gelen hocamız, geri kalan 70 tanesi bu dönem için önümüzdeki rakamlara baktığımızda dışarıdan gelen ders saat ücreti olarak hocalarımız. Bunları biz özellikle sektörden gelen hocaları seçmekteyiz. Her programda geçen sene itibaren başlattık. En az bir tane dersimizi sektörün içerisinde yapmaktayız. Bu derslerin sektörün içerisinde olan derslerimizle önümüzdeki senelerde daha da artarak devam edeceğiz. Hatta dönemi komple sektörde yapacak hale getirmek hedefliyoruz. Aynı zamanda yine bu teknik programlarımızın hepsini iş yaşamına alışmak amacıyla, iş yaşamına en yakın üniversite olma mantığından giderekten organize sanayi bölgelerinde yerleştirip oralarda açmayı düşünüyoruz. Şu anda da o konuda çalışmamız var. Yine İstanbul'da, Tuzla'da organize sanayi bölgesinde bu programlarımızın en az 10 tanesini veya yeni eklenecek programlarla 10 tanesini organize sanayi bölgesinin işlevine uygun olacak şekilde açmak üzerine çalışmalarımız devam etmekte. Şimdi bizim burada bu teknik programlarla ilgili özellikle üzerine durduğumuz konular bizim okuldan mezun olan arkadaşlarımızın hepsinin bizzat iş yaşamına alıştıkları, başladıkları gün bu sektöre alışmış olmak, o sektörün losyonunu almış olmaları ve o sektörde iş bulabilmelerini sağlamak. Bu amaçla biz bu talebelerimizin hepsini yetiştirmek amacıyla yola çıktık ve bu amaç üzerinde de çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmekte. Onun haricinde biz sektör haricindeki bölümlerde DGS ile 4 yıllar geçen talebelerimizi de destekliyoruz. Bu konuda özellikle yaptıklarımız müfredat çalışması. Müfredat çalışmasımızı geçen sene yeni bitirdik. 4 yıllıkla tamamen uyumlu. Derslerimizi yeni baştan düzenlerken dikkat ettiğimiz diğer husus ise sektörde yenilik getiren teknik derslerin de konması. Seçmeli olaraktan veya zorunlu ders olaraktan konması. Bunları da gene müfredatımızda yaptık. Aynı zamanda gene 4 yıllıkta çocuklarımızın, talebelerimizin eğitimlerini devam etmesi amacıyla lisanstan biz her dönem hocalarımızı da getirmekteyiz. Lisans derslerinin hocalarımıza gelip burada derslerini yaparaktan lisansa da talebelerimizi alıştırmakta. Aynı zamanda 4 yıllar geçen talebelerimiz kendi üniversitemizde geçtiği zaman büyük avantajlar ders sayılması ve derslerinin görülmesi açısıyla büyük avantajlara sahip olmaktalar. Gene 4 yılı desteklemek amacıyla biz çocuklarımıza ücretsiz dikey geçiş kursu vermekteyiz. Her sene 2. sınıf talebelerimize 14 hafta boyunca ücretsiz dikey geçiş kursu planlayaraktan bu dikey geçiş kurslarıyla gene şanslarını artırmalarını hedeflemekteyiz. Bizim meslekçi okul olaraktan bir aile ortamında çalışmaktayız. Biz danışman hoca olaraktan belli bir saat olarak danışmanlıklarımız var. Kapılarında her hocanın yazılır ama hocamız ders olmadığı zaman tüm hocalarımız her zaman danışmanlık hizmetini devam etmektedirler. Hiçbir zaman saate bağlı değiller. Talebelerimizin hem meslekle ilgili hem kariyerle ilgili hem de diğer gençlikle ilgili sorunların hepsini hocalarına danışaraktan bu sorunlarını çözmekteler. Ben de müdür olarak da müdür yardımcılarımla dahil olmak üzere haftada bir gün gece 12'ye kadar bizzat kalaraktan kapımız çat başı hiç randevu almadan gelip her türlü dertlerini bana anlatabilmekteler. Gene bu uygulamalarda ikinci öğretim talebelerimiz de bu uygulamaya da gece 11'de de mesela bir sorun olsa gelip beni bulabiliyorlar veya ilgili bir müdür muavini arkadaşımızı bulup sorunlarını çözebiliyorlar. Amacımız talebelerimizin bir ihtiyacı olduğu anda idare açıdan onun derhal çözülmesini sağlamak. Yer olarak kampüsümüz Hasanpaşa'da, mahal olaraktan güzel bir yerde ve kampüsümüz içerisindeki her türlü olanakları biz artırmaya çalışıyoruz. Bu kampüsümüzde uçak laboratuvarı, uçak motor laboratuvarı, uçak kabin laboratuvarı,
Moda, dikim, tasarım laboratuvarı, inşaat laboratuvarı, mutfak, aynı zamanda 20 kişinin aynı anda pişirebildiği kapasitede bir mutfak ve diğer bilgisayar program ve bilgisayar laboratuvarı şeklinde gene çocuklarımıza bulunduğumuz kampüste hizmetlerimizi devam ettiriyoruz ama sektörde bizzat seminerlerle veya sektörde çalışmayla da sektöre götürüp çocuklarımızın hepsinin orada sektörde losyonların kazanmasını sağlıyoruz. Hepinizi biz Hasanpaşa'ya bekliyoruz. Ne zaman olursa olsun talebimiz olun veya olmayın. Her daim geldiğinizde kapımız size açık. Her zaman size bilgi vermeye hazırız.